Evet. Ayva Leke reçelinden giderici. Evet, jel yapacağız. Bu jeli biz burada hazırlayacağız. Siz evinizde saklayacaksınız. Çünkü 2 günde elde edilebiliyor. Ne kullanacağız? Şimdi siz ayvadan reçel yaptınız ya da ayvadan tatlı yaptınız. Ayvayı yediniz. Ayvayı yedik. Ayvayı lütfen yiyelim hep beraber. Ayvanın çekirdeğini, kabuğunu, yaprağını atıyorsunuz değil mi? İşte ben onları istiyorum. Bana da o kısmı lazım. Çünkü ayvanın çekirdeklerinde çok özel ham maddeler var. Tanenler var, proteinler var. 7-8 tane çekirdek çıkar her ayvanın içinden. Hatta bazen daha da çok çıkar. Ne kadar çıkarsa ama 8'in altındaysa ilave edin. Şöyle bir havanda ya da bıçak sırtıyla ezin bunları. Kabuğu nasıl güzel kokuyor. Ve yarım çay bardağı suyun içerisine, şöyle yarım çay bardağı suyu alıyoruz. Bunu bir şişede yaparsanız, sonra saklamak da kolay olacak sizin için. Yarım çay bardağı suyun içerisine 7-8 tane ya da ayvanın içinden daha çok çıkarsa o kadar çekirdeği hafifçe kırarak içindeki tanenler çıksın diye suyun içine ilave ediyoruz. Ayvanın üstünde satın alırken zaten var olan 2-3 tane yaprağını önce yıkıyoruz. Çünkü herhangi bir kimyasala maruz kalmış olabilir. Mümkünse parçalara ayırıyoruz. Elimizi kullanmamızı öneririm. Çünkü yeşil bitkileri bıçak değdiği zaman çelik bir problem oluyor. Suyun içerisine ayva çekirdekleriyle beraber ayva yapraklarını da ilave ediyoruz. Reçel yaparken limon da kullandınız değil mi? Güzel olsun. Hele kıvamını bulsun diye. Kabuklarını koymadınız ama. O kalan limonun kabuklarını küçük parçalara bölüp bu yarım çay bardağı suyumuzun içerisine koyuyoruz. Ne yaptık? Yarım çay bardağı su, temiz su olacak bu. İçine 7-8 tane minimum ayva çekirdeği kırarak, havanda kırabilirsiniz. 3-4 tane ayva yaprağını temiz yıkayıp parçalayarak bir limonun kabuklarını, tabii yıkanmış olacak, koyacaksınız. Bu kavanozun içine ya da bir şişeye koyduktan sonra ağzını kapatacaksınız. Mutfakta serin bir köşede 2 gün bekleteceksiniz. 2 gün? 2 gün. Ağzı kapalı. Tabii ağzı kapalı bir şekilde. Çünkü kontamine olmasın. İçine herhangi bir mikrop bir şey düşmesin. 2 gün sonra bunun yavaş yavaş bir jele dönüştüğünü göreceksiniz. Doğal bir fermantasyon olacak. Ondan sonra onu isterseniz süzebilirsiniz başka bir kaba. Elde ettiğiniz şey leke giderici, hatta gözenek sıklaştırıcı bir jeldir. Bu çok özel bir ham madde. Bunu düzenli olarak yapabilirsiniz ama saklama süresi 1 hafta 10 gün olduğu için kıştan yaza saklayamıyorsunuz. Kış aylarında hazır ayvayı bulmuşken leke giderici, cilt sıkılaştırıcı bu jeli mutlaka yapın. Leke probleminiz yoksa bile yapın çünkü dışarıdan görünmüyor olabilir o lekeler ama deri altında vardırlar. Mutlaka yapılmasında fayda var. Dekoltenizi ve el üstlerinizi, el sırtlarını asla unutmayın. Öksürük mevsimi de geldi. Ayvayı da fırına verip günde 1 tane pişmiş ayva yerseniz boğaz yollarında kuru öksürüğe sebep olan o şeylerin de önüne geçeceksiniz. Çünkü içinde çok özel bir ham madde var. Pişince açığa çıkıyor.